Herkese merhabalar. STC TV'de yeni bir videoyla karşınızdayız. Kanalımızın en çok izlenen ve izleyici çeken videolarından biri olan Dünya Zenginlik Listesi videosunun Türkiye'ye özel bir versiyonunu yapmak istedik. Bu şekilde önceki videoda yer verilen Türkler arasında Koç grubu, Sabancılar veya Acun Ilıcalı neden yok gibi soruların cevaplarını da bu video aracılığıyla sizlere aktarmış olacağız. 2020 raporlarına göre Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve aklınıza takılan isimlerin şahsi servetlerinin değerlendirmesi için introdan sonra videomuza geçiyoruz. Daha önce yayınladığımız ve şu an sağ üstte bir kart olarak yerleştirdiğimiz dünyanın en zengin 10 insanı videosu hakkında da birkaç açıklama yaparak başlayalım. Öncelikle bu eski video dünya milyarderlerini içeriyor. Yani bunlar milyarderler listesi, milyonerler listesi değil. Bu listenin zirvesindeki Jeff Bezos'un serveti 179 milyar dolarken Türkiye'nin en zengin adamı olan Murat Ülker'in serveti 5 milyar dolardır. Bu farkı açıkça ortaya koymuşken şimdi geçelim Türkiye'nin zenginlik sıralamasını içeren yeni videomuza. Bu arada bu tarz içeriklerin daha sık üretilmesini istiyorsanız bu videoyu beğenebilirsiniz. Türkiye'nin en zenginlerine 10 numarayla başlıyoruz. 10 numarada aynı servete sahip 3 kişiyle karşılaşıyoruz. Bunlardan ilki kendisini Fenerbahçe Yönetim Kurulu'ndaki görevleriyle daha yakından tanıdığımız Nihat Özdemir. Nihat Özdemir listemizin 10. sırasında yer alıyor. 2019 yılında 179 oyla Türkiye Futbol Federasyonu'nun 42. başkanı seçilen Özdemir, Lima Holding'in de sahibidir. Holding'in yatırımları arasında sanayi, turizm ve inşaat sektörleri yer almaktadır. Ayrıca Sabiha Gökçen Havaalanı'nın da hissedarlarından olan Nihat Özdemir'in serveti ise 1.8 milyar dolardır. Aynı servete sahip bir başka iş adamımız yine aynı holding bünyesindedir. Lima Holding'in kurucu ortağı olan Sezai Bacaksız'ın da 1.8 milyar doları bulunmaktadır. 1.8 milyar dolarlık servete sahip bir başka zengin iş adamımızsa tekstil alanında faaliyet gösteren Tema grubunun CEO'su Mustafa Küçük'tür. Sıfırdan başlayarak bu servete ulaşan Mustafa Küçük, LCY2, Saat Blue ve X-Site markalarının geliştirilmesiyle ve markalar zincirinin oluşturulmasıyla ilgilenmektedir. 9 numarada 1.85 milyar doları bulunan Koç ailesinden Rahmi Koç var. Bilindiği gibi Koç Holding, Arçelik, Beko, Aygaz, Otokar, Tatgıda, SEK, Tofaş, Ram Dış Ticaret, Yapı ve Kredi Bankası, Opet, Karsan, Koçtaş ve daha birçok markanın sahibidir. Bunları neden anlatıyorum? Bu adam bile listenin 9. sırasında. 3-5 evi ve 5-6 arabası, yatı, uçağı olan kimseleri bu kişilerle yarıştırmayın diye anlatıyorum. Geçiyoruz listemizin 8. sırasına. 8 numarada bizi Koç Holding'e bağlı bir kadın karşılıyor. Semahat Arsel. 1956 yılında Nusret Arsel'le evlilik yapan Semahat Hanım, Vehbi Koç ve Sadberk Koç'un en büyük çocuklarıdır. 2012 yılı vergi rekortmeni de olan Semahat Arsel, 2014 yılında da en çok vergi veren ikinci kişi olmuştur. 2 milyar dolar servete sahip olan Semahat Hanım, Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı, Turyat ve Sanert'in de başkanlığını yürütmektedir. 7 numarada bizleri Suat Günsel karşılıyor. Suat Günsel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en büyük üniversitesi olan Yakın Doğu Üniversitesi'nin kurucu rektörüdür. Yatırım alanları hakkında daha fazla bilgi bulunamayan Suat Günsel'in açıkçası bir üniversiteyle bu kadar zenginleşmesi hayret uyandırıyor. Serveti tam 2.1 milyar dolar. Listemizin 6 numarasıyla devam ediyoruz. Erzincan'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne giden bir yolculuk. Eski bir yoğurt fabrikasının satın alınmasıyla yavaş yavaş zenginliğe giden bir hikayenin başrolü karşımızda. Hamdi Ulukaya. Çobani yoğurtlarının sahibi Ulukaya, 2013 yılında dünyada yılın girişimcisi ilan edilmişti. Milyarderin serveti 2.15 milyar dolar civarında. 5 numarada FIBA Holding'in sahibi ve yönetim kurulu başkanı Hüsnü Özyeğin karşımıza çıkıyor. Zamanında Pamukbank ve Yapı Kredi Bankası'nın genel müdürlük görevlerini üstlenmiş olan Özyeğin, daha sonra Finans Bank'ı kurmuştur. 15 ülkede 15 bin çalışanı olan Özyeğin'in serveti 2.20 milyar dolar.
4 numarada karşımıza çıkan hanımefendi, Türkiye'nin en zengin kadını ünvanına sahip olan Filiz Şahenk. Filiz Hanım, Ferit Şahenk'in kız kardeşidir. Doğuş Holding'in yönetim kurulunda olan ve babaları Ayhan Şahenk Vakfı'nın başkan yardımcısı olan Filiz Şahenk'in serveti 2.24 milyar dolardır. 3 numaraya geçiyoruz. Biraz önce kendisinden bahsettiğimiz hanımefendinin abisi karşımıza çıkıyor. Ferit Şahenk, Ayhan Şahenk Vakfı'nın yönetim kurulu başkanı ve aynı zamanda Doğuş Holding'in de yönetim kurulu başkanıdır. Doğuş Otomotiv'in, NTV MSNBC gazetesinin, NTV, Star ve Kral TV'nin sahibidir. Ayrıca Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'in de ortağıdır. Serveti tam olarak 2.4 milyar dolardır. Zirveye yaklaşırken 2 numarada bir zamanlar zirvenin sahibi olan bir isim var. Erman Ilıcak. Seneden seneye servetinde ciddi azalmalar yaşayan Ilıcak'ın serveti 2018'de 4 milyar dolarken 2019'da 3.80 milyar dolara düşmüş, 2020 itibarıyla da 3.20 milyar doları bulunuyor. Erman Ilıcak, Rönesans Holding'in sahibi ve yönetim kurulu başkanıdır. Zirveye geçmeden önce merak edebileceğiniz diğer zenginlerin servetlerini aktarmak istiyorum. Turgay Ciner, Park Holding, Show TV, 1.40 milyar dolar. Bülent Eczacıbaşı, Eczacıbaşı, 1.40 milyar dolar. Ahmet Nazif Zorlu, Zorlu Holding, 1.10 milyar dolar. Aydın Doğan, Doğan Holding, 1.10 milyar dolar. Ali Ağoğlu, 750 milyon dolar. Ali Koç, 700 milyon dolar. Yıldırım Demirören, 550 milyon dolar. İlk 400 Türk arasında bile olmayan Acun Ilıcalı ise 200 milyon dolar servete sahiptir. Ve zirve Murat Ülker'in. Murat Ülker, yiyecek içecek sektörünün devi olan Yıldız Holding'in yönetim kurulu başkanıdır. Ve serveti 4.8 milyar dolardır. Videomuzun sonuna geldik. Benzer içerikleri izlemek istiyorsanız mutlaka kanalımıza abone olarak bildirimleri açın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.